Selamünaleyküm. Bugün yine bir güzel bir konuyu Risale-i Nur'dan birlikte paylaşalım. Namaz konusunu dördüncü sözden birlikte okuyalım inşallah. Namazın ne kadar orijinal bir ibadet olduğunu, hayatımıza çok büyük getirileri olduğunu, bize çok büyük kazançları olduğunu, bize Allah'a dost, Allah'a kul, Allah'a Allah'ın sevgili bir kulu Allah'ın emrini yapma noktasında bizi fevkalade motive eden ve bize tam da bu emri uygulama uygulayacağımız emri gösteren bir ibadet olduğunu, namazsız bir dünya hayatının gerçekten karanlık olduğunu, bizim için hiç de aydınlıklar getirmediğini, ne dünya için ne ahiret için hiç de bir verimli neticesi olmadığını, hayatımızı kararttığını öğreniyoruz. Ee, bu sözü paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu emmadu diğim. Namaz dinin direğidir. Hani binalarda direkler vardır, sütunlar vardır, dev sütunlar vardır ve o sütunlar o koca binaları taşırlar. Ana taşıyıcı sistemdirler adeta. Ee, binaları nasıl sütunlar, direkler, demir direkler, çelik direkler, mermer direkler taşırsa, e, namaz da bizim dinimizin Emri olan bu namaz hayatımızı taşır. Hem dünya hayatımızı hem ahiret hayatımızı taşıyabilecek bir güçte Rabbim namazı bize emretmiştir. Eğer namazı kılarsak hayatımız hem dünya hem ahiret hayatımız muhteşem bir direkle, güçlü bir direkle, kopmaz bir direkle sağlama alınmış olur. Namazı kılmadığımız zaman da tabi ki bu direkten, bu güçten, bu kudretten, bu sağlamlıktan biz kendimizi mahrum bırakmış oluruz. Dolayısıyla bunun da zararı kendimize olur. Evet namaz ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Namaz hem kıymetdar hem çok çok mühim hem namaz ne kadar ucuz ve az bir masraf. Böylesi bir e, böylesi bir tezat diyelim artık. Yani hem kıymatlar hem ucuz, hem mühim hem az bir masrafla kazanılabilen başka bir şey var mıdır saygıdeğer izleyiciler? Bir şey kıymatlar olsun da ucuz olsun. Mümkün müdür? Ya da bir şey mühim olsun da az bir masrafla o kazanılabilsin bu mühi, mü, mümkün müdür? Rabbim bize şefkat ettiği için, merhameti üzerimizde e, hakim olduğu için böylesine kıymatlar böylesine mühim ibadetleri hem ucuz hem de az bir masrafla yapmamızı temin etmiş, sağlamış bize. <gülüyor> evet. <gülüyor> hem namazsız adam, namaz kılmayan adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde kat iyi anlamak istersen şu temsili, hikaye, temsili hikayeciye bak ve gör. Burada bir hikaye anlatacak Üstad Hazretleri. Bu hikaye bize namazın ne kadar önemli, ne kadar ehemmiyetli ve bizim açımızda ne kadar ucuz ve ne kadar az bir masrafla yapılabilen e, bir ibadet olduğunu, namaz kılmadığımız zaman bizi ne kadar divanı olduğumuzu, ne kadar zarara uğradığımızı e, bu hikaye bize anlatacak. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Büyük bir hakim, bir büyük padişah iki hizmetkarını her birisine 24'er altın vermek suretiyle iki ay uzaklıktaki e, bir çiftliğine has ve güzel ve fevkalade orijinal bir çiftliğine ikisini de ikamet etmek üzere gönderiyor. Onları emreder ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Bazı şeyleri bu parayla satın alınız. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba hem gemi hem şimendifer hem tayyare bulunur bu istasyonda. Sermayeye göre binilir. Paranıza göre istediğiniz araca binebilirsiniz. Arabaya binebilirsiniz. Gemiye binebilirsiniz. Şimendiferle, trenle gidebilirsiniz. Uçakla gidebilirsiniz. Paranıza göre binebilirsiniz. Bu 24 altın hepsine de kifayet eder. Sizi buradan alır. 2 ay mesafelik yani böyle yaklaşık 2000-3000 kilometre uzaklıktaki bir has çiftliğe bir güzel bir çiftliğe size bu para çok rahat bir şekilde ulaştırır. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermaye sermayesi birden bine çıkar. Evet akıllı, bahtiyar, düşünen, bugünü düşünen, yarını düşünen bir hizmetkar bu. Çok az bir parayla istasyona kadar bir takım şeyler satın alıyor. Ve bu satın aldığı şeylerle de gideceği yerde o büyük çiftlikte kendisine lazım olacak birçok şeyleri satın alıyor. Ve istasyona vardığı zaman biletini de alıyor. Şahane en güzelinden, uçağın en güzel yerinden biletini de alıyor. Ve dolayısıyla o gideceği o güzel bahçeye, o güzel çiftliğe gitmek üzere hazırlanıyor. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Müthiş bir zayiat. 24 altın sana bu padişah vermiş. Dilediğin gibi harca ama o, o uzaktaki çiftliğe ulaş demiş. Ama sen 23 altını da istasyona varmadan harcamışsın. Elde bir şey, bir tane altın kalmış. Kumara mumara verip zayi eder. Keşke çok faydalı şeyler satın almış olsa. Gideceği yerde kullanacağı şeyler satın almış olsa. Haydi gam yemeyelim. Ama kumara mumara, eğlencelere, günlük, günü birlik işlere harcayıp tüketiyor, parasını bitiriyor. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Ya sen aklını kaybet, aklını mı kaybettin? Bir tane altının kalmış. Onu bir bilete ver. Ta bu uzun yolda 3000 kilometrelik bir yol önünde, uzun bir yol var ve bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Bu bir altınla 3000 kilometre diyelim, varsayalım ki. Bu kadar uzun bir yol nasıl gideceksin? Aç kalırsın, yayan kalırsın. Yürümekle emeklemekle biter mi bu yol? Aç, aç sefil olursun. Yapma kendine bu zulmü yapma. Bu bir tane bileti bari, bu bir liranı bari, bir altını bari harcama. Bir biletini bir bilet al, o biletle oraya kadar ulaş. En azından elinde para kalmaz ama o çiftliğe ulaşmış olursun diyor. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir, cömerttir, ikramı sever, affetmeyi sever, bağışlamayı sever, sen hiçbir paran olmadan oraya ulaşsan bile belki seni affeder. Belki merhamet eder. Ettiğin kusuru affeder. Yapma etme der. Seni de tayyariye bindirirler. Yani o bir altında sen de tayyariye binersin. Bir günde mahalli ikametimize, ikamet edeceğimiz mahalle yere gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. İyi düşün. Yapma bu zulmü kendine diyor. Acaba şu adam, bu bedbaht adam, bu bir altını kalmış adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip çok ilginç ayrıntılar var cümleler içerisinde. E, atlamamız ki Atlamamamız gereken ayrıntılar var. Bir tek lirayla aldığınız bir biletle ki o bilet bir uçak biletidir sizi. O çok uzaktaki, iki aylık mesafedeki e, bahçeye, gül bahçesine, meyve bahçesine, harikulade bir hayat bahçesine sizi ulaştıracak. Ve bu bu bahçe sizin için bir definedir. Bir hazinedir. Hayatın en harika şekli, şekilde geçireceğim bir bir hobi bahçesidir. Muhteşem bir bahçedir. Bir definedir. O definenin e, anahtarı senin bu bir biletine bağlı. Bir bilet alırsan uçakla o bahçeye kadar gidersin. Hayatını orada yaşarsın. Sen bilirsin. Eğer bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse yahu bir altınım kalmış e onu da şu zevkime harcayayım. Onu da şöyle yapayım. Onu da işte güzel börekler, köfteler vesaire neyse yemek istiyorsa bunu ben kullanayım dese günü birlik harcamak istese Yolda da yayan kalsa, aç kalsa, sefil kalsa, o iki aylık mesafedeki çiftliğe de ulaşamasa gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Evet anlar. İşte ey namazsız nefsin, ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsin. Saygıdeğer izleyiciler, kitap fevkalade mühim. Bir, namazsız adam yani insan namazı sevmediği zaman, namaza ilgi göstermediği zaman, namaz hele şöyle bir dursun dediği zaman, işte günlük işlerin beri gelsin, yemekler, çaylar, kurabiyeler, kapat pastalar, börekler beri gelsin, zevklerim, hazlarım e, vesaire bütün hayatın eğlenceleri beri gelsin, namaz o şöyle bir dursun, önemli şeyler bir dursun dediğimiz zaman işte bu bizi namazsız bir hale getirir ve bu bizi bedbaht eder. Bu bizi bu uzun yolculukta yayan ve sefil kalmamıza neden olur. Dolayısıyla evet nefsimiz namazdan hoşlanmaz adını koyalım. Benim nefsim emmaredir. Benim nefsim Allah'ın emirlerinden hoşlanmıyor. Bunu ifade edelim. Allah'ın emirleri çünkü benim bu dünyadaki zevkimi, hazımı e, engel teşkil ediyor. Dolayısıyla ama bir kalbim var, bir aklım var, bir düşüncem var, bir muhakemem var, bir ruhum var. Benim ruhum, aklım, kalbim, muhakemem namazdan hoşlanıyor. Eyvallah, namaza itirazı yok. Bilakis namaz kılayım diyor kalbim, aklım, ruhum, vicdanım, duygularım namazı istiyor. Ama nefsime gelince eh namaza karşı biraz tembel, biraz hantal, biraz e, geç davranıyor, yavaş davranıyor. Namazdan hoşlanmıyor. Burada da tam ifade bunu ifade ediyor. Ey namazdan hoşlanmayan nefsim diyor. Gel bakalım bu namaz senin işine yaramayacak mı ey nefsim? Namaz sana lazım değil mi? Sen namazdan istifaden yok mu? Namazdan sen kazanmayacak mısın? Gel şuna bir birlikte bakalım diyor. Dediği zaman Hazretleri. Burada hikaye sona ermiş oluyor. Ve bu hikayenin kahramanları Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle hakikat e, aleminde neleri tekabül ediyor? Gelin birlikte bakalım. O hakim ise kimdir o hakim? O padişah iki hizmetkarına birer yirmi er altın veren ve iki ay uzaktaki çiftliğine gönderen hakim o padişah kimdir? Rabbimiz Halık'ımızdır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazın şevk ile kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. Demek ki namaz kılmayan insan gaflettedir ve namaz kılmayan insan o iki aylık yolluk, o iki aylık uzun mesafeyi düşünmüyor, yolu düşünmüyor, yoldaki ıstırapları düşünmüyor, yoldaki aç ve sedir kalacağını düşünmüyor, yaya kalacağını düşünmüyor. Bugünü kurtarmaya, bugünü yaşamaya, anı yaşamaya çalışıyor. Ve o anda da huzur bulamıyor. O anda da kalbi, ruhu, ve vicdanı, aklı, muhakemesi onu rahatsız ediyor, onu taciz ediyor. Nefsi bile o anı yaşamaktan huzur bulmuyor. Dolayısıyla gaflete giriyor. Ama namazını kılan insan, mütedeyyin insan, dindar insan, dinin emirlerini yerin getirmeye gayret eden insan namazın şevk ile kılar, namazın her türlü bereketini, namazın her türlü feyizini alır, hayatını bununla neşelendirir, hayatına saadetler serper, mutlu olur. Hem dünyada mutlu olur hem ahirette ebedi saadete ulaşır. İşte o iki yolcu, o iki hizmetkar yolcu ise o yolculardan bir tanesi dindar, namazını kılan insanlar, diğeri de gafil, namazını kılmayan insanlardır. O 24 altın ise 24 altın ise hani padişah vermişti 24 altın bu 24 altını kullanarak o uzun mesafedeki çiftliğe çok rahat bir şekilde an anında hızlı bir biçimde ulaşabilirsiniz diye 24 altın vermiş diye. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. 24 saat her gündeki ömürdür. Soruyorum. Benim şu anda 24 altınım var mı? Bir günüm eğer varsa Rabbim bana 24 altını vermiştir. Senin eğer 24 altının var mı? Vardır. Rabbim sana bir gün vermişse 24 altını sana vermiştir. Bugün sabahtan itibaren ta ertesi gün sabaha kadar eğer bir günlük yaşama imkanın varsa, imtiyazın varsa, yaşama hakkın varsa hak diyelim artık. Aslında hakkımız diye yaşama hakkımız diye bir şey yok. Rabbim dilerse yaşıyoruz. Rabbim ne, ne zaman nefesimizi keserse ömrümüze hitame erdirirse orada bizim ömrümüz bitiyor. Ama eğer yarın sabaha kadar bugün sabahtan itibaren aldığımız 24 altın eğer yarın sabaha kadar ömrümüz varsa o 24 altını sere serpe harcıyoruz demektir. O altınımız cebimizde var demektir. Altını ceplerimize koymuşuz demektir. Biz o altınla yaşıyoruz demektir. 24, 24 altınımız var bizim. Her bir saat bir altın demektir. 24 saat 24 altın demektir. Bir saatimiz altın kıymetindedir. Öyleyse nasıl olur ki biz saatlerimizi rastgele günü birlik, anı birlik, zevklerle, eğlencelerle, öylesine geçiştirmelerle, öylesine can sıkıntılarıyla, öylesine of, of diyerek geçirebiliyoruz. Nasıl bunu yapabiliyoruz? Sıkıntımız olsa bile Musibetimiz olsa bile, canımız sıkılsa bile, işlerimiz ters gitse bile, hastalıklar, musibetler, Rabbim uzak eylesin ama hastalıklar, musibetler, dertler, ıstıraplar olsa bile bütün bunlar, bütün bunlar o iki aylık mesafedeki çiftlik için fevkalade işe, iş, işe yarayan şeyler, fevkalade bizim için hem namazımızı namaz eden, ibadetimizi ibadet eden, hayatımızı hayat eden şeyler. Bir hastalıkta bir sabretsek var ya bir musibette Allah'ım sana dayandım bana sabır ver desek var ya Allah'ın verdiği bir sıkıntıda bir belada bir gamda bir kederde Allah'a dayansak var ya belki bu bu dünyadan kaç kat Rabbim bize dünya bağışlayacak Rabbimin rızasını kazanacağız Rabbimin rahmetini e, kazanacağız inşallah biz için bizim için muhteşem bir e, getirisi olacak bunun çünkü Rabbim hastalıkları boşuna vermiyor. Rabbim sıkıntıları, musibetleri, dertleri, gamları boşuna vermiyor. Bizim yükselmemiz gereken bir derece var. O dereceyi kendi amelimizle e, yükselemiyoruz. O derece o dereceye çıkamıyoruz. Rabbim diyor ki ben kulumu biraz inciteyim. Biraz kuluma bir şeyler yapayım. Biraz canını sıkayım. Musibet vereyim. Hastalık vereyim de sabretsin de o yüksek mesafeyi kat etsin. Yoksa mesafeyi kat edemeyecek. Yoksa cennetteki ebedi hayattaki o makamına ulaşamayacak. Yollarda kalacak, sefil kalacak, yayan kalacak, aç kalacak kulum diye Rabbim bizi düşünerek, bize merhamet ederek, bize acıyarak, bize rahmet ederek bir takım musibetleri, sıkıntıları, dertleri, gamları, kederleri bize veriyor. Sabretmek gerekiyor. Ama eğer zor gelmişse, ağır gelmişse, çekilmez gelmişse, Acılı gelmişse Rabbim bana sabır ver. Rabbim bana sıhhat ver. Rabbim bütün acısı olanlara, bütün sıkıntısı, kederi, derdi, belası, musibeti olanlara sabır ver, sıhhat ver, feyiz ver, bereketini eksik etme diye dua etmemiz tabii ki gerekir. Evet. 24 altın her gündeki 24 saattir. Rabbim her gün veriyor mu? Veriyor. O has çiftlik ise neresi? Has çiftlik 2 aylık mesafedeki temsilde biz dedik ki 3000 kilometrelik mesafedeki has çiftlik neresi? Cennettir orası cennettir. O istasyon neresidir? O istasyon ise kabirdir. Evet bir günlük mesafede istasyon vardı. Bu istasyonda istediğin gibi parana göre o istasyondan o cennete kadar seni ulaştıran araca, uçağa, tayyareye, belki füzeye binebilirsin. İşte elinde biletin varsa binebilirsin. 24 saatlik bir günlük ömür sana o bileti temin eder. Bu bir günlük ömrün bir saati sana o bileti temin eder. Dolayısıyla bu istasyona kadar herkes gidiyor. Herkes gidiyor. Hiç kimse bu istasyona uğramaktan geri kalmıyor. Bu bir günlük dünyevi hayatı herkes yaşıyor. Ama dünyadaki Allah'ın verdiği 24'er saatlik altınları eğlenceye, eğlenceye, kumara, mumara, günü birlik zevklerimize, hazlarımıza harcarsak ve biz o gideceğimiz o ebedi cennete hiçbir şey hiçbir şey için harcayamazsak, hiçbir şey oraya hazırlamazsak, istasyona vardığımızda biz o has cennete, o has bahçeye, o ebedi bahçeye, o ebedi memlekete nasıl gideceğiz? Hangi yolculukta? Hangi araçla? Hangi yüzle? Hangi yolla biz oraya gideceğiz. Nasıl gideceğiz saygıdeğer izleyiciler? İstasyonda kalmak çok mu lezzetli bir şey? Herkes herkes aracına binmiş giderken biz orada kaldığımızı düşünün. Biz orada ne yapacağız? Kim bizim elimizden tutar? Evet o seyahat ise <laughs> o seyahat, o yolculuk ise kabre, haşre, ebede gidecek, sonsuz hayata gidecek beşer yolculuğudur. Ve biz şu anda tam da şu anda o yolculuğun içinde, o yolculuğun göbeğinde, o yolculuğun tam da ortasında bulunuyoruz. O yolculuğun daha istasyon öncesinde bulunuyoruz. Daha biz istasyona varmamışız. Daha istasyon ötesi var. Daha istasyonun öte binlerce yıllık bir yol var. Bu yolculukta biz nasıl gideceğiz? Biz bu yolculukta yayan mı kalacağız? Emekleyerek mi gideceğiz? uçakla, füzeyle mi gideceğiz? Bize bağlı saygıdeğer izleyiciler. Bize bağlı. Rabbim 24 altını şu an, şu dakikada, tam da şu an vermiş bilir sana, bana. Vermiştir. Öyleyse bize bu yolculuk için lazım olacak levazımatı, lazım olacak araç gereçleri, lazım olacak işleri almak düşer. Bize bir an önce ebedi ebedi hayatımızda lazım olan şeyleri burada satın almak düşer. Onları ticaret usulüyle tam da ticaret yaparak tabir edeceğiz. Bu manevi bir ticarettir. Ee, ve bunu temin etmek düşer. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede, farklı derecelerde kat ederler, geçerler. Bir kısım ehli takva berk gibi, şimşek gibi bin senelik yolu bir günde keser. Ne muhteşem bir şey. Dünyada ehli takva yaşamış. Allah korkusuyla yaşamış. Her yaptığı işte Allah'ı hatırlamış. Her adımında yanlış da yapsa Allah'ı hatırlamış. Allah'ın affet demiş. Bağışla demiş. Mağfiret eyle demiş. Allah'a dönmüş. Af istemiş. Mağfiret istemiş. Doğru işle yapsa Allah'ın ne olursun bu doğrunun teyzini, bereketini sevabını eksik etme. Beni ucuptan, riyadan, kibirden, gururdan kurtar Allah'ım demiş. Bu doğru şeyi senin lütfundur. Bu doğrulukla ilgili benim bir müdahalem yoktur. Benim bir dahlim yoktur. Bu sana aittir. Bu senin mülkündür Rabbim. Sen lütfettin. Bana şükretmeyi nasip et demiş. Kulluk yapmış. Allah'a kulluğunu hatırlamış. İyi halde de olsa, kötü halde de olsa Allah'a kul olduğunu unutmamış. Başına bir iş de gelse, bir musibet de gelse, güzellikler de yaşasa, Allah'ı unutmamış, Allah'a isyan etmemiş, şımarmamış, Allah'a karşı e, farklı tavırlarda bulunmamış, ben Allah'ın kuluyum demiş, Allah ne dilerse yapar demiş, Allah'ım çekemeyeceğimiz derdi verme, eğer çekemeyeceğimiz, katlanamayacağımız dert başımıza gelirse sabır ver demiş, Allah'tan sabır istemiş, böyle kullar, rezil ve rüsvay olmazsa gideriz Allah'a şükür içindedir, sabır içindedir, Namazını kılar, ibadetini yapar, elini açar Allah'a. Allah'tan ister. Rabbimin dilek kapısı sonsuza kadar açıktır. Ne dilersen dile. Ne istersen iste. O kapı sana kapanmıyor. O kapı sana sonuna kadar açıktır. Takva ehli insanlarda, Allah korkusunu yaşayan insanlarda her işinde, her amelinde, her tavrında başına gelen her işte, yaptığı her amelde ya biz demiyoruz ki melek olalım. Kur'an demiyor ki ey insan melek gibi yaşa demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki günah işlemeyin, yanlış yapmayın, hata etmeyin, kusur etmeyin. Dedikleri şudur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi şudur. Ette'i minel zenbi kemen la zenbe leh bir günahtan tövbe edenler o günahı işlememiş gibi olur. Söylenen budur. Kur'an'ın söylediği budur. Tövbe edin diyor. Günahlarınıza karşı pişman olun diyor. Allah tövbeleri kabul eder diyor. Allah günahlarınızı affeder diyor. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala anfusihim. De ki ey nefislerinde israfa düşen kullarım. La taknatu rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kesmeyin ümidinizi. Allah'ın rahmeti geniştir. Senin günahın ne kadar büyük zannedersen zannet. Kocaman okyanusta bir damla bile kalmaz. Bir iğne ucu kadar, bir ıslaklık kadar bile kalmaz senin günahın. Allah'ın rahmeti karşısında. Allah'ın rahmeti büyüktür. Seni kucaklar, seni ihata eder, seni bağışlar, sana mağfiret eder korkma gel Allah'a aç ellerini tövbe et. Allah'tan af iste, Allah affeder. Tövbe et, mağfiret eder Rabbim. Sakın sakın bunu ihmal etme ey insan. Sana Allah demiyor ki günah işleme. Allah diyor ki günahına karşı ey kullarım tövbe edin. Mağfiret isteyin, af isteyin. Allah affeder diyor. O zaman biz neden Günahlara karşı hem tabii ki, tabii ki uzak durmamız gerekiyor. Ama günahkarım, günahım var, hatalarım var, kusurlarım var. Allah demiyor ki hadi git o zaman, demiyor. Gel diyor, kapıma gel, günahkar gel. Ama af isteyerek gel, tövbe ederek gel diyor. Öyleyse takvada tam da budur. Günahlara karşı Allah'a sığınmaktır. Allah'tan af istemektir. Allah'ın merhametine rahmetine, mağfiretine, affediciliğine sığınmaktır saygı değerli de izleyiciler. Işte. i̇şte böyle biz Rabbimizden af istersek, mağfiret istersek, onun emirlerini yapma gayretinde olursak, tam manasıyla yaparsak demiyorum, yapamayabiliriz, gücümüz yetmeyebilir, kudretimiz yetmeyebilir, takatimiz yetmeyebilir, ilmimiz, bilgimiz yetmeyebilir, yapamayabiliriz, güç yetiremeyebiliriz. Yapma gayretinde olursak o gayreti Rabbim kamil bir ibadet olarak sayıyor. Kamil bir amel olarak sayıyor. Bir salih amel olarak sayıyor. Ve biz o zaman inşallah bu uzun, iki, bu uzun iki aylık mesafedeki bu yolculuğu hızlı bir şekilde aldığımız bir biletle inşallah ulaşabiliriz. Bir kısmı da insanların bir kısmı da 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Aman Allah'ım. Nasıl kat edilir? 50 bin senelik bir yol bir günde nasıl gidilir saygıda izleyiciler? Eh, e gidilir. Rabbim dilerse gidilir. Kul isterse gidilir. Kul derse ki Rabbim benim yolum uzun uzundur. Ben cennete kadar nasıl ulaşacağım? Ben o yollarda sefil kalırım. Yayan kalırım. Aç kalırım. Rabbim elimden tut. Rabbim bana yardım et. Rabbim beni o yollarda aç bırakma, yalnız bırakma, sefil bırakma, rezil bırakma, yusva yetme der. Kul bunu derse, kulun, kulun bunu söylemesi namaz kılmasıdır, oruç tutmasıdır, ibadetin yapmasıdır, Allah'a el açmasıdır. Allah'a el açan kulunu Allah elinden tutar, Allah yardım eder. İşte bazı müstesna insanlarda bazı güzel insanlar da öyle ibadetler yapmış, öyle Rabbine sığınmış, öyle Allah korkusu yaşamış, öyle bu dünyayı Allah için kullanmış ki 50.000 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat edebilecek, kestirebilecek bir yolculuğa girmiş, o istasyonda biletini almış, hızla o uzun mesafedeki cennete, o has bahçeye ulaşmış. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikat'e iki ayetiyle işaret ediyor. Bu ayetler vaktimiz sınırlı. Birisi Secde Suresi 5. ayeti ciliyle, birisi de Meariz Suresi 4. ayettir saygı derecekler. Bin yıllık ya da elli bin yıllık mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, istasyondan sonra, kabire vardıktan sonra o uzun uzun binlerce senelik mesafelik yolculuğu hızla uçağa binmiş gibi, füzeye binmiş gibi, Belki yani şimşeye binmiş gibi hayaline binmiş gibi ulaşabilirsin, o uzun yolculuğu bir anda alabilirsin. Bu mümkündür, bu mümkündür. Bu bizim şu an, şu dakika, şu yaşadığımız ortamda Allah'a kulluğumuzu bir gözden geçirmemize bağlıdır. O bilet ise namazdır. O istasyonda bizi iki aylık mesafedeki bir cennet bahçesine hızla bizi ulaştıracak bir bilet namazdır bir tek saat gelin bu hesabı birlikte üstadımızla beraber yapalım. Bir tek saat beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Doğru mu? Hesabı yapalım. Hesabı yapalım. Bir gün 24 altını vermiş bir Rabbimiz cebimize. 24 saati bize vermiş. 24 saatimiz var. 23 saatini bu dünya için harcayabiliriz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 23 saatini harcayabiliriz. Ama haram olmasın, helal olsun, helal dairede olsun. Haramlar ve günahlar olmasın. Haramlar ve günahlar olmamak şartıyla 23 saatini çalışabilirsin, gezebilirsin, eğlenebilirsin, kitap okuyabilirsin. Yani her türlü meşru eğlenceler yapabilirsin, alışveriş yapabilirsin, evine getirebilirsin. İsraf olmasın, haram olmasın, günah olmasın yeter. Bunlara dikkat etmek şartıyla hayat senin, dünya senin. 23 saatini yaşa. Ama bir saati, bir saati Rabbim istiyor. 23 saat senindir diyor Rabbim. Bir saat benimdir kulum diyor. 24 saat altını verdim. Bir saatini bana vereceksin diyor. Ne diyeceğiz? Bir saati Rabbim istiyor. E Rabbim o da benim olsun ya. Onu da bana ver. 24, 24 saatin tamamını ben bu dünya için harcayayım. Böyle bir şey var mı saygıları zeytler? Böyle bir şey var mı Allah aşkına? Sana bunları veren kul, veren Rabbim hangi patron, hangi patron, hangi işveren bu kadar cömert olabilir? Al şu 24 altını. Ulan dilediğin gibi harca. Bir tanesini bile getirme. Faydalı bir işi yapma. Kim bunu söyleyebilir? Rabbim diyor ki 24 altını al. Bir tanesini, bir tanesini benim için harca namazını kıl, 23 altını dilediğin gibi harca kulum diyor Rabbimiz. Sabah namazı 4 rekatlık bir namaz. Abdestle beraber sayın 6 dakikamızı almış olsun. Öğle namazı 10 rekat. Abdestle beraber 12 dakika atıyorum dakikaları. İkinin namazı 8 rekat. Abdestle beraber 2 dakikalık abdestle verdiğimizde 10 dakika akşam namazı 5 dakika, yatsı namazı 15 dakika toplayın 55 dakikayı bir saati geçmeyen bir süre Rabbim bizden istiyor. Bu e, sürenin içinde de sünnetler var, tesbihatlar var. E, dolayısıyla biz bunları da çıkarmış olsak yani sadece farzlar ise 20 rekatlık bir farz var bir günlük e, ömrümüzde, 24 saatlik ömrümüzde. O da toplam 20 dakika yapıyor. Abdestle beraber yarım saat yapıyor. 30 dakika yapıyor. 30 dakika için yarın mahşerde yüzümüzün kara olmasına değer mi? Allah'ın karşısında mahcup olmamıza değer mi? Rabbim yapamadım 30 dakikalık bir ibadeti. Sen bana 24 saat her gün verdin ama ben 30 dakikayı senin için harcayamadım. Rabbim bugün yüzüm kara benim. Sana bakacak yüzüm yok demeye değer mi? Saygı deriz de Gelin şu yarım saati, gelin şu bir saati Rabbimizin kullanalım. Zaten 23 saati biz dilediğimiz gibi harcıyoruz, kullanıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Ve bu 23 saat içerisinde günahımız olmuşsa da, harama dokunmuşsak da, yanlış yapmışsak da, o bir saati Allah için kullandığımızda, namazımızı kıldığımızda Rabbim günahımızı bağışlıyor, hatamızı örtüyor, seyyatımızı hasenata tebdil ediyor, günahlarımızı bağışlıyor. E daha ne o zaman? yarın mahşerde yüzü karı olmak bu günahlardan dolayı Allah mahcubum ben onları yaptım ama söyleyecek söz bulamıyorum. Ben nasıl yaptığımı bilemiyorum. Maalesef günahkarım diye mahcup olmaktansa bugünden o günahların bağışlanması, günahsız kalmamız Allah'a karşı haramlar noktasında Allah'ın bize affetmiş olarak oraya gitmiş olmamız daha güzel değil mi? Yüzümüz ak olmaz mı? Mahcup olmaktan daha güzel değil mi? hem namazımızı kılmış olmak hem de bağışlanmış olmak yarın mahşerde fevkalade bize dünyaları bağışlamaz mı? Gelin gelin şu namazımızı kılalım. Bu bir saatimizden fazla bir vaktimizi almaz. Bir günlük saatte 24 saati bir altın, 24 altını Rabbim cebimize koymuş. Bunun bir saatini bizden istiyor. Bu bizim hayatımızın tamamını kapsamıyor. Yapılmaz bir ibadet değildir. Dersin başına üstadımızın ifade ettiği gibi bu Az bir masrafla yapılır. Bu ucuz bir masrafla yapılır. Sadece belki 3-5 kuruşluk bir su ile abdest almakla birçok yerde su da bedava zaten e, yapılır. Bir seccade sermekle namaz kılınır. Bu ucuzdur, bu azdır. Bu vaktimizin tamamını almaz. Ömrümüzün tamamını bu kuşatmaz. Bu çok az bir kısmını kuşatır. Ama bu namaz bize ebedi hayatı kazandıracak kadar güçlü ve kudretli bir ibadettir. Biz Rabbimize kul eyler. Gelin bu ibadetimizi, bu bir saatimizi, bu bir altınımızı Rabbimiz için kullanalım. Ve o uzun yolda yayan yapıldak aç ve sefil kalmayalım saygılar izleyiciler. Evet bir tek saat beş vakit namaza abdestle beraber kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayat-ı dünyaya, dünya hayatına sarf eden, ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilafı e, hilaf-ı akıl, akıl dışı hareket eder, bunu anlayabilirsin saygıdeğer zeki. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse, biz bunu defalarca yapıyoruz, bin adam katılmış bir piyango kumarı belki bana çıkar diye yarım alını veriyor insanlar. Yarım alını, yarı ömrünü veriyor insanlar. Belki bana çıkar ihtimaliyle. Yahu bin adam katılmış. Sana çıkarsa binde bir çıkar zaten. Binde 999 adam daha var. Onlar da ümit ediyorlar. Onlara da çıkabilir. Binde bir sana çıkabilir. Sen yarım alını vermişsin. E peki. Halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Peki sonra 24'ten bir malını 24'ten bir malını yüzde 99 ihtimal ile kazancı musaddak bir hazineyi ebediyeye ebedi bir hazineye vermemek ya zaten 24'ten birini vereceksin. 24'ün yarısını vermeyeceksin. 24 altının 12'sini istemiyor. Bir altın istiyor. O bir altında yüzde 99 kazancı musaddak tasdik edilmiş, bütün peygamberler bundan bahsedilmiş, bu müjdeyi vermişler, bütün evliyalar bütün Allah dostları sakın sakın namazı ihmal etmeyin Allah'a kulluğunuzu ihmal etmeyin yüzde doksan kazanacaksınız demiş yüzde doksan dokuz ihtimalle kazancı tasdik edilmiş bir ebedi hazineye 24'ten dörtten bir malını vermemek ne kadar hilafı akıl ve hikmet ve hareket ettiğini akıl dışı Hikmet dışı bir hareket olduğunu, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Namazını kıldığın zaman insan ruhu oh çok şükür, kalbiniz oh çok şükür, aklınız oh çok şükür rahatladım der. Bir tek nefsiniz rahatlamamış olabilir nefsinizin, nefsinizin canı sıkılmış olabilir. Nefsimiz bundan hoşlanmamış olabilir. Ama nefsimizdir o. E o da üç tane önemli arkadaşı var. Ruhu var. Aynı bedende. Kalbi var. Aklı var. Vicdanı var. O üç tane, dört tane arkadaşının hatırına nefsiniz. E onu sineye çeksin canım. E o da bunu, bunu istemesin canım. O bunu sineye çeksin. Ama dört tane arkadaşı namaz istiyor. Namazdan haz alıyor namazdan rahatlıyor, namazdan yarınını garanti altına almış gibi Rabbine karşı yüzü mahcup olmayacak şekilde, yüzü ak olmuş hissederek e, namazdan rahatlıyor. E o zaman o dört tane arkadaşın hatırı yok mu? Hiç mi hatırı yok? Gül hatırları yok. Dese ki ey arkadaşlar, ey akıl, ey ruh, ey kalp, ey vicdan, e benim işime gelmiyor ama ben sizin için bunu sineye çekiyorum. Hadi namazı kılın diyemez mi? Bu nefis denen emmare olan sıfatımız diyebilir, diyebilir, yapmayın diyebilir bunu. O zaman nefsimiz bunu söyleyebilir, kenara çekilir. Ben istemiyorum ama siz kılın buyurun diyebilir ve biz de namazımızı kılarız. Oh deriz çok şükür namazı kıldım. Kalp yönüyle, ruh yönüyle, vicdan yönüyle, akıl yönüyle rahatlarız. Aslında nefsimiz de rahatlıyor. Aslında. Nefsimiz de rahatlıyor çünkü biz o istasyonda ve o istasyonun ötesi yolculukta ve o ebedi hayatta nefsimizle beraber yaşıyoruz. Biz bu nefsimizi atmıyoruz ve o ebedi hayatta haz alan o ebedi lezzetlere, güzelliklere, Allah'ın nimetlerine, ikramlarına ulaşacak olan yine nefsimizdir. Dolayısıyla e, namazdan da aslında hoşlanır. Sadece gafleti vardır, sadece yarını düşünmeyen bir hazcılığı vardır buna karşıdaki küçük bir dikkatle inşallah biz nefsimizin engelini aşabiliriz. Hem namaz, namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. İşte buyurun namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri. Su içmekte ibadet olur namazını kıldığında, yemek yemekte ibadet olur, işe, işe gitmekte ibadet olur, çalışmakta ibadet olur, gece uyumak da ibadet olur. Bütün manevi, bütün mübah işlerin ibadet derecesine yükselir. Oturman da ibadet, yürümen de ibadet, kalkman da ibadet haline gelir. Bundan büyük ticaret olur mu? Bundan büyük kar olur mu Allah aşkına? Yatman kalkman ibadet olacaksa bu bir saatlik namaz ne kadar muhteşem bir ibadet. Ne kadar muhteşem bir mürekkep bir mürekkep gibi bütün hayatımızı Boyası içine alıyor. Muhteşem bir renk gibi, bütün hayatımızı renklendiriyor. Muhteşem bir ışık gibi, bütün hayatımıza ışıklar serpiyor. Hayatımızı gündüz rengine alıyor. Gece karanlığından kurtarıyor. Hayatımıza gündüz rengini veriyor. Bir saatlik namaz ne muhteşem bir ibadettir. Bu ser, bu surette bütün sermayeyi ömrünü, ömür sermayeni ahirete mal edebilir fani ömrünü bir cihette ipka eder. Fani ömrünü bakileştirir. Üç yıllık, beş yıllık, on yıllık dünyadaki ömrünü ebedi bir ömür haline getirebilir. Bir saatlik günlük namazla bu mümkündür saygılar izleyiciler. Efendim kıldığınız namazları ve yaptığınız ibadetleri Rabbim dergah hazretini kabul eylesin. Rabbim dergahında en güzel ibadetler yapmayı cümlemize sizlere, bizlere bütün insanlığa inşallah nasip eylesin. Efendim Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Hoşçakalın.